Efendim kiracı ve ev sahipleri arasındaki ücret tartışması sürüyor. Ev sahipleri %25'lik zammı az buluyor. Kiracılarsa fahiş kira artışlarından şikayetçi. Bazı ev sahipleri %25 sınırını aşabilmek için kira uyarlama davalarına yöneldi. Son günlerde bu türdeki davaların sayısı da bir hayli arttı. Kira uyarlama davaları, kira tespit davalarından çok daha fazla açılmaya başlandı bu dönemimizde. Ev sahipleri düşük kalan kira ücretlerini artırmak için uyarlama yoluna gidiyor. Kira uyarlama davalarına her gün yenisi ekleniyor. Kira davalarından dolayı da şimdi adliyede ciddi bir iş yükü oluştu. %25 oldukça Az bir şey. Siz ev sahibisiniz. Ben ev sahibiyim, evet. %25'lik kira artış oranı çoğu ev sahibini memnun etmiyor. Ev sahipleri 5 yılı doldurmayan kiracılarına kira tespit davası açamıyor. Ancak bir istisna var. Kira tespiti 5 sene sonra açılabiliyor. Ama bir de kira uyarlaması davası var şimdi. Kira uyarlama davaları her zaman açılabiliyor. Yani ev sahipleri 5 yıl beklemeden uyarlama davası açıp kira ücretini artırma yöntemini deniyor. Bir kiracı için olumsuz bir durum tabii. Yani ben ev sahibi olmama rağmen kiracının kesinlikle korunması tarafındayım. Kiracının aleyhine ama bu kira uyarlama davalarını şöyle düşünmemek lazım. Yani kira tespit davası gibi sadece raiç bedellere bakılarak açılan davalar değil. Yani burada bir olağanüstü hal olması gerekiyor. Ev sahiplerinin uyarlama davasından sonuç alabilmeleri için kiracılarının piyasanın çok altında ödeme yapıyor olması gerekiyor. Aynı zamanda ev sahipleri uyarlama davası açtıklarında 5 yıl boyunca tekrar bir uyarlama ya da tespit davası açamıyor. Çok vahim kiralar vallahi çok hızlı gidiyor. Yetiştiremeytay işçi olan hiç veremiyor kirayı zaten. Kira uyarlama davası açan ev sahiplerinden haklı gerekçeler isteniyor. Sonuçlanması da uzun sürüyor. Bu aslında kira tespit gibi kolayca açılıp e, ilerleyen ve sonuçlanan davada değil. Ortalama bir buçuk iki yıl e, daha fazla da sürebilir. <laughs>